Arkadaşlar sizlere bugün biraz bizim konumuzla uzak ama oltu taşı nasıl yapılıyor onu göstermeye çalışacağım. Şu an Erzurum'un Oltu ilçesindeyim. Evet, Sinan arkadaşımız bize burada bunlar ilk Bunlar ilk makinalar. makineler. Yani bunun ustası şu an burada yok da yarın tanıtırız bunu da inşallah. Bu biraz el işçiliğidir. Kuru torna dediğimiz kuru bıçak. Evet. Yani biraz ilkel yöntem ama en eski dedelerimizin yaptığı. Şimdi bunlar artık kalktı değil mi? Yok, bunlar kalktı artık. Bunlardan da yapanlar da var da el çevirmelisi genelde kalktı. Motorlusu var. Kuru bıçak dediğimiz bir de sulu torna var. Onu birazdan tanıtacağız zaten. Hı. Ama bunlar biraz daha eskide kaldılar. Biz önce size Evet. taşın Taşları gösterelim. apartesini gösterelim. Yani oltu taşını. Oltu taşının saklaması biraz nemli olmak zorunda ki taş hava almayacak. Hava aldığı zaman taşta kırılmalar meydana Evet, gelir. bu Bu nemli bir bez nemli koyuyorsunuz. bez. Evet. Bunu koyuyoruz. Şöyle yakından bir bakalım. Evet. Şöyle kaya dediğimiz Kömüre benzer bir maden. aynen. Bunları Yerin siz kendiniz mi çıkarıyorsunuz evet madem? kendi madenlerimiz var. Madenlerden Madenimiz çıkarıyorsunuz. var. Evet. Peki şöyle duydum. Çıkarılması çok zahmetli dediler. Ekleyebilirsem bir video da ekleyeceğim videonun Tabii başına ama. çıkarma maden videolarımız Ve çok uzun seneler 500 bin yılda oluşan bir maden olduğu daha da söyleniyor. fazlası vardır. Daha da Evet. fazlası var. Evet. Yani ham madde bunların çıkarılması çok zor. Tabii yakından göstereyim. Bu birinci sınıf kayadır. Şu kayaların çıkarılması yani şu kayalar çok pahalıdır ve oltu taşının birinci kalitesidir. Peki bu taş sadece Erzurum'un Oltu ilçesinde mi var? Başka yerlerden çıkıyor mu? Yani orijinali Erzurum'un Oltu ilçesi. Burada Rıspek köyü var, Norpet var. Ezinsor dediğimiz Güllüce köyleri var. Genelde sık olarak buralarda çıkarılır. Bu da şu an Norpet. Yani Oltu'nun da en iyi köyü, en kaliteli taşın çıktığı Hı. yerdir. Bu taş da Norpet'in Gürcistan eski. taşıyla farkı ne? Gürcistan taşıyla bu daha parlaktır. Tozu kahverengidir. Gürcistan taşı daha mattır. Tozu da siyah mı oluyor Aynen. Gürcistan taşının? Siyah olur. Yani taklit gibi bir şeydir. Yani tamamen birinci kalitesi oltudan çıkar bunu. Yani mesela O şöyle biraz söyleyeyim. benzetmesidir. Burada kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bidon içerisine yerleştirilmiş taş görüyoruz. Evet. Bu kadar taş madenden ne kadar sürede çıkıyor? Yani Yani az gibi gözüküyor ama burada. şimdi burada çok taş var zaten. Bunlar kalite kalite. Bu birinci kalite taştır. Hepsi farklıdır bu taşların. Mesela bu biraz daha küçüktür. Bunlar daha farklıdır. Bunların fiyatı da farklıdır. Taşın parlaklığı da farklıdır. Mesela az önce ilk gösterdiğimiz taş taşın en iyisidir. Böyle daha derinlerden Bu daha ne kadar sürede çıkarılıyor diyelim sizin madenciler şimdi tarafından? madene göre bazen olur ki bir hafta komple dağı eşersin hiçbir şey çıkmaz. Ama bir de normal madene denk Damar geldiği bulunduğu damar zaman doğru bulunduğu mu? zaman bir günde de çıkar, bir haftaya da çıkar. Bir ay hiç çıkmadığı da olmuştur yani. Anladım. Öyle garanti olan bir şey değil Garanti bir yani. Bu şey aramakla değil. bulunuyor. Tamamen nasip. Ve benim gördüğüm madenleri de kömür madenlerinden çok daha zor ve Aynen. ilkel yöntemlerle çıkarılıyor. Tabii ki, tabii ki. Kaya delinerek gidiliyor. Yani Çok da zor. elektrik yok, ilti çok zor. Jeneratörlerle, çoğusu murçlarla, yani çiğe benzer delici aletlerle en yani ilkel yöntemlerle çıkıyor. Yani Tamam, daha delinerek buradan çıkıyor. geçelim. Bu taş burada bu şekilde geliyor madenden. Daha sonra siz bunu işliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Buraya bir bakalım. Madenden çıktıktan sonra bu taşlar kesilerek bu şu hale geliyor. Yani gobut dediğimiz O içeride gördüğümüz sekizgen. taş sekizgen hale geliyor. Doğru mu? Evet. Bunu bıçaklarla mı yapıyorsunuz? Bunu bıçaklarla da yapıyoruz. Şu makinamız da var. Testere bakalım. Şu an Kesme F12'miz. makinesi. Evet. Oradan kesiyoruz taşı. Bu halde. Ondan sonra dörtgen şeklinde. Dörtgen şeklinden sonra bazen böyle de oluyor. Bunu sekizlikte de yapabiliyoruz. Yani şu kenarlarını aldığımız zaman yuvarlak. Böyle de oluyor. Bu Tamam, hale burada geliyor. deliyoruz Ondan galiba sonra arkadaşımız. en zor işlemlerden biri de delme işlemi. Ustalık gerektiren bir işle çıkışının aynı olması gerekiyor. Ha, evet, buradan Yoksa
taneler yani hafteler gitti güzel durmaz. Anlıyorum. Bunun derinmesi. Sarı toz dediğimizde zaten renginden burada anlaşılıyor. Tozun rengi sarı. Bu da tozu çekiyor galiba değil mi? Evet. O da tozu çekiyor. İyi bakalım. Buradan sonra nereye geçiyoruz? Bundan sonra sulu torna dediğimiz torna makinamız var. Bu yeni nesil sulu torna dediğimiz su atıyor buradan. Vay canına. Bu yeni sistem doğru mu? Yeni sistem. En iyi sistem, kumpaslı dediğimiz, burada bu ayarlıyoruz bütün testileri. Habbelerin, danelerin hepsi aynı, aynı ölçüde boyutu çıkıyor. Bir tane orayı gösterebilir miyiz? İşleme başlamadan. Evet. Orada diskimiz var. Hem disk dönüyor hem üstündeki torna. Bu bildiğin bir torna, evet. Bakalım ne hale gelecek. Bunların ölçüleri hepsi aynıdır. Mesela 8'e 12. Birim genişliğiyle. Tespitte hepsi eşit oluyor. Hepsi eşit. Makinada çıkıyor. Biraz önce gösterdiğimiz eski tornada kuru bıçak dediğimizde onda el ayarı neyse o çıkar. Hepsi aynı değildir. Aynı boyutta çıkmaz. Ama bunda hepsi aynı boyutta. Çünkü ayarlıdır burada. Evet, buna bir bakalım. Evet. Fazlalık parçalar alınacak, bu, doğru mu? Bunların fazlalığını böyle şuradan alıyoruz. Elimizde de alabiliriz. Çok ufak bir parçası var. Sonra bunu zımparayla, makinayla kafalarını düzlüyoruz. Böyle yuvarlak hale geliyor. Ondan sonra bunun cila ve torna işlemi var. Üstünü düzlüyoruz. Cila yapıyoruz. Şöyle hazır tespitlerimiz var. İsterseniz onları göstereyim. Tamam bakalım. İstediğiniz şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Tabii, doğru mu? Bunlar badem dediğimiz badem boyutu. Yuvarlak küre var. Kapsül kesim dediğimiz var. Orada zaten göstereceğim size yapılmışlar. Tamam yapılmışlar abi bakalım. Öyle bundan sonra olur. Cilalama işlemleri falan var. Cilalama evet. Ve işlemeler var. En zoru da işlemeler sanıyorum. İşleme şu zaten daha yarım. Az önceki yapılan ışık da gösterelim net bir belli olsun. Üzerine tek tek çakalım. Bunlar gümüş, doğru mu? Evet, bunlar hepsi bin ayar gümüş. Bin ayar gümüş. Evet, üzerine. Bunlar bu şekilde delinip bu arkadaşın dediği şekilde deliniyor tek tek çakılıyor. Sonra da içlerine gümüş yerleştiriliyor. Evet, Japonla gümüş. Sonra bu parlatılıyor değil mi? Parlatılıyor, tornadan geçiyor. Mesela şu halde var. Karpuz işleme dediğimiz. Mesela şöyle maskot. Mesela bu da sade. Ciladan geçmiş, tornadan geçmiş. Tamamen son aşamasını almış. Şöyle silindir kesim dediğimiz. Çok güzel. 14'e 14 ebatta. Bunların hepsi oltu taşı. Evet, hepsi. Tamam, ben az şöyle gösterdiğiniz ham maddeden. Mezatlarda görüyoruz işte tespih satılıyorlar mesela. Şöyle sade bir oltu taşının, şu ebatta bir oltu taşının fiyatı sizde ne kadar? Bizde şu an bunun fiyatı 150 TL. Yani 150 TL. Yani tamamen biz maliyeti böyle fazla bir kar marjı yok ama bu bizden sonra 150 daha fazla satıcısına geliyor. Sizin elinize gelene kadar 500'e 600'e tutturduğuna satıyorlar yani. Yani mezatlarda bunun satış fiyatı ortalama ne kadar mesela? Mezatlarda 500 600 artık o anki ruh hallerine bağlı olan kişilerin. Vay canına. Bu sadece oltuda yapılıyor, oltuda işleniyor ama evet. Türkiye'nin dört bir tarafında satılıyor. Ve şu anda sıkça görüyoruz. Mezatlarda satılıyor. Sizin bunun perakende satışınız var mı? Sadece toptan mı satıyorsunuz? Biz toptan da satıyoruz. Perakende. Perakende de kullanıcı bunu 150 TL'ye sizden evet, alabiliyor bizden, yani. Doğru evet, mu? Oltu maden bizim sitemiz var zaten. Oradan sipariş verebilirsiniz. Oltu maden arkadaşlar. Oltu maden sitesinden bunları tedarik edebilirsiniz. Fiyatlar da. Fiyatlar çok uygun. Yani bunlar sade. Bir de bizim ikinci atölyemiz var. Onu da daha sonra tanıtalım. Orada da işleme
olarak işte bunların işlemeleri yapılıyor, evet, o atölyede. Artık, tesbih bu hale bu atölyede geliyor. Evet, doğru mu? Bundan evet. Sonra da işlemesi yapılıyor. İşleme isteyenlere, arzu eden kişilere modellerimiz var zaten. Orada işlemeleri siz belirlersiniz. Biz size istediğiniz işlemeyi yapıp adresinize gönderiyoruz. Yani kullanıcı diyor ki, örnek veriyorum, bana şöyle bir tesbih yapın. Siz böyle yapıyorsunuz. Şu evet. işlemeyi yapın. O işlemeyi yapıp kullanıcıya sunabiliyorsunuz. Aynen. Mesela şu vardır. Yarın daha işlenecek taneler delinmiş. Bunun sizdeki fiyatı ne mesela, şu tesbihin? Ne adı bilmiyorum da. Bu çift çeşni üzeri firuze işlemedir. Bunun bizdeki fiyatı 800 lira toptanı. Evet. 750-800 arası artık işlemesine göre, gramına göre değişiyor. Üzerindeki gümüşe, gümüşe göre. Evet. Mezatlardaki perakende satışı ne kadar? Vallahi şu an bunu internette bakın, sitelere 3000 yazan var, 3500 yazan var, 4000 yazan var. Mezatlar, 3000 ile 4000 arasında değişiyor. Yani mezatlarda da 2000 liraya gidiyor. O da mezatı yapan kişi insanlara sitemle satıyor yani 2000 liraya. Ama bizden bu en fazla 750, 700, 800 yani tesbihine göre fiyatı değişiyor bizde. En evet. fazla bu. De bu da maliyet fiyatları yani, bu atölyeyi kurtaracak bir şekilde. Şimdi arkadaşlar şunu da biliyordum. Mesela Antalya'da, işte Adana'da, Diyarbakır'da karpuz üreticisi karpuzu tarlada çok makul fiyata satıyor. Fakat bu manavlara gelinceye kadar çok fahiş fiyatlara ulaşıyor. Burada da aslında anlatmak istediğimiz şey, bunu bir insanın dizlerinin üstüne yürüyeceği bir madenin içerisinde günlerce uğraşıp madenden çıkarıp ondan sonra getirip burada bin bir türlü işlevden sonra işleyip arkadaşlar 150 TL gibi düşük bir rakama satıyorlar. Fakat bunlar mezatlarda çok yüksek fiyatlara satılıyor. Tabi onlar bu zahmetlerden, bunlardan haberleri yok. Ve oltu taşı sadece Erzurum'un Oltu ilçesine özel bir taş. Başka hiçbir yerde, dünyada hiçbir yerde çıkarılmıyor. Bu taşın çıkarılması için, bir kaynak oluşması için de çok uzun yıllara ihtiyaç var. Bin senede oluşuyormuş diye ben duydum. Böyle bir taşın da bence değerinin bu olmaması gerekiyor. Buradan size oltu taşını nasıl yapıldığını basitçe göstermeye çalıştım. Evet. Emekçilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnşallah bu gelenek sürer. Bundan bizim konumuzla alakalı olarak da daha sonraki videomda paylaşacağım inşallah. Tabanca kabzesi de yapıyorlar arkadaşlar. Ben buraya tabanca kabzesi yaptırmaya geldim. Aslında burada ilginç görünce sizlerle paylaşmak istedim bunu. Bilin istedim. Bilmeyen arkadaşlar görsün istedim. Oltu Maden diye de Instagram, Facebook sayfanız var galiba. Evet. Instagram, Facebook'tan bu arkadaşları almak isteyenler ulaşıp bunu çok makul fiyatlara da temin edebilirler. Biz de buradan Furkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İlgisinden, alakasından dolayı bizi tanıttığı için, yani bir faydası olsun diye tanıttı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada kendisine. İnsanlar tamamen doğruyu görsünler diye, çünkü şaşırdım. Ben de mezatlara bazen bakıyorum, mesela çok fahiş fiyata tesbihler satılıyor. Ben evet. doltuluyum ama tesbih işinden anlamıyorum sonuçta. Evet, herkesin. Onu göstermeye çalıştık. Evet, yani umarım hoşunuza gider, beğenirsiniz arkadaşlar. Bu mezatlardan ziyade şu sitelerde, mesela ismini vermeyeyim de, sitelere bakarsanız onlarda daha fahiş fiyatlara satıldığını görürsünüz. Yani şunun yapılmış hali, şöyle bir tane göstereyim. Tabii bu tat tornalanmamış ama şu şekilde internette, şöyle ışığa doğru gösterelim. İnternette bakarsanız bunun 3000 ile 2500 liraya, 4000 liraya satıldıklarını görürsünüz. Bunların hepsi tek tek deniliyor evet, değil mi? Bunda çok büyük bir işçilik var. Yani öyle göründüğü gibi basit bir tespit değil. Yakın 4000-5000 tane çakma vardır. Bunun her bir tane de 4000. Yani fazla da olabilir. Biz minimum rakamları söylüyoruz. Üzerinde 4000 tane delik açılacak. Bu deliğin içerisine tek tek gümüş del takılacak, kesilecek, fazlalıklar alınacak, zımparaya girecek, çok parlatılacak. Doğru mu? Yani çok büyük emekler var. Bir kişinin eline gelmesi için en az bir haftalık bir süreç geçiyor. Bu da tabii ki her farklı işlemden geçiyor. Tornasından geçiyor, cilasından geçiyor. Çok büyük bir emek isteyen iş bu yani. Böyle mesela ele alındığı zaman basit gibi görünüyor ama çok kişinin emeği var bunlar.
Madenin çıkışından ta bu atölyeye gelişine, gelişinden vitrinlere gelişine kadar büyük bir emek isteyen bir ürünler bunlar. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ben İnşallah teşekkür ediyorum sizde. Sizin gibi bütün emekçiler hak ettikleri değeri bulurlar. İnşallah. Umarım takipçilerimiz de beğenir videoyu. İnşallah.